Şimdi biz bütün bunları konuşurken ilginç bazı kavga teklifleri de var. Hani süper zenginlerden bahsediyoruz ya, bunlar sıkılıyorlar. Rahat batıyor. Şımarıklık geliyor. Ne de rahat batınca da ne yapıyor? Farklı hobilere yöneliyorlar ya da meydan okuyorlar. Nazlı, en son kim kime meydan okudu? Senden dinleyelim. Yani Cüneyt Bey, o kadar aslında yani gülsek mi ağlasak mı, ben dün biraz derlerken hani şaşkınlık içerisinde böyle takip ettim. Yani Mark Zuckerberg, genelde biz kendisini işte Facebook, Instagram, WhatsApp ve Meta'nın kurucusu olarak tanıyoruz. Bir yanda da Elon Musk var. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın kurucusu, sahibi. Şimdi yani bu ikiliyi genelde büyük satın alımlarla birlikte gündemde duyuyorduk. Ama dün akşam ikisi büyük bir kapışma haberiyle gündeme geldi. Hem sosyal medya yıkıldı, hem diğer haber siteleri bu tweet serisini haberleştirdiler. Yani şöyle bir, yani bunun başlangıcı aslında neye dayanıyor diye bakarsak, aslında Meta bir süredir Twitter'a rakip olacak bir uygulama üzerinde çalışıyor. Adı Project 92. Bu aslında Twitter'la birebir aynı olacak bir uygulama içerik olarak, ama yani sızdırılan bazı görseller var. Bu da platformun Twitter'la çok benzer özelliklere sahip olduğunu, ama Instagram'ın biraz daha fotoğrafsız hali olduğu bilgileri yer alıyor. Bu haberde Elon Musk'ı sinirlendirmiş olacak ki Twitter'da Project 92 ile ilgili yorum yapan bir sayfanın altına "Kafes dövüşüne hazırım" diye bir tweet atıyor. Tüm olay aslında buradan başlıyor. Ardından Mark Zuckerberg de bu tweetin görüntüsünü alıp Instagram'dan, hikayesinden paylaşıyor ve diyor ki "konum at". Ardından bu sosyal medyada çok fazla gündem oldu ve haberlere de konu oldu. The Verge'ün editörü yine haberleştirdi bu durumu. Elon Musk bu sefer Twitter'dan The Verge'ün editörünün tweetini yanıtlayarak "Vegas Oktagon" diye yanıtlıyor. Vegas Oktagon ne anlama geliyor burada? Oktagon genelde Ultimate Fighting Championships maçlarında kullanılan bir ring. Yani aslında Mark Zuckerberg'i buraya davet ediyor. Merkezde Las Vegas'ta bu arada. Ardından Musk ikinci paylaşımında da "rakibimin üzerine uzanıp hiçbir şey yapmadığım, Morse adını verdiğim harika bir hamlem var" diyerek meydan okuyor adeta. Ardından The Verge'ün editörü tekrar işte Elon Musk'a soruyor, hani "bu gerçek mi, olacak mı" diye. Elon Musk diyor ki "evet, olacak". Şimdi arka planda neler yaşandı diye bakarsak, aslında bu ikili arasındaki gerginlik biraz daha eskiye dayanıyor. Yani Böyle haberler mi yapmışlar? Baksana, yaş kaç, işte boy kaç, kilo karşılaştırma tabii kaç. sosyal medyada inanılmaz catch'ler dönüyor Ama zaten. ne kadar servetleri var. Birisinin 103 milyarı, öbürünün 236 milyar doları. Evet, çok iyiymiş ya. Bu arada Elon İnanın. Musk'ın 9 çocuk sahibi olması da ultra ilginç değil mi yani hani? Getirin biraz önceki şeyi, getirin bakalım bir. Bunları hep tabii akıllı Yapay zeka ile zeka ile yapmış, yapay yapılmış. zeka ile üretmişler. Evet. Yani şöyle, aslında ikili arasındaki gerginlik aslında biraz daha geriye dayanıyor. 2016 yılında Zuckerberg şirketin roketlerinden birinin Facebook'un uydusunu yok etmesinin ardından derin hayal kırıklığına uğradığını ifade ediyor. Elon Musk da Facebook'u kötüleyecek şekilde yorumlar yapıyor 2020'de. İşte WhatsApp'a güvenilmeyeceğini, Zuckerberg'in aşırı partizan biri olduğunu söyleyerek aslında bu gerilimi biraz daha geçmişte tırmandırıyor diyebiliriz. Zuckerberg'in biraz daha Elon Musk'a göre şöyle söyleyelim, çok böyle ateşli yorumlarda bulunmadığı, biraz daha geri planda, hani daha soft şekilde yorumlarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Aslında burada gerginliği tırmandıran Elon Musk. Yani biraz rakiplerin özelliklerini karşılaştıralım dilerseniz. Çünkü bu sosyal medyada dün akşam bayağı konuşuldu. Evet. Ben şimdi biraz baktım o şeylere. Ha, devam et. Mesela ikisini de, mesela Brezilya'nın Jiu-Jitsu biliyor Mark Zuckerberg, değil mi? Hatta öyle görüntüleri var, Evet, videoları evet. var. Bayağı Evet. ya, zaten o çok daha böyle favori şu an bu kafes dövüşü şeyinde. Şöyle, Elon Musk daha zengin, serveti daha fazla. Fiziksel anlamda da daha iri bir insan. Mark Zuckerberg de hem daha genç yaş olarak ve biraz daha gizemli biri ve profesyonel olarak jiu-jitsu yapıyor. Ne yapıyor? Jiu-jitsu. Yok, başka bir şey yapıyor bence. Bir daha söyle. Jiu-Jitsu. Hayır değil, söyle bir daha söyle.
Ona da kadar. Jujitsu, jujitsu. Jujitsu, tamam. Ha. Bir daha söyle şimdi. Jujitsu. Evet, tamam. Yani şu şeyde aslında çok daha popüler olan Mark Zuckerberg daha favori haline gelmiş durumda. Bazı insanlar bahis falan koymuşlar işte kimin kazanacağına dair. Yani sosyal medyada aslında dün akşam viral olan çok komik yorumlar da var. Mesela bir kullanıcı Muhammed Enip adında Elon'un resmen işi bitti diyerek Elon Musk da aslında Mark Zuckerberg'ü karşılaştırmış. İşte Mark'ın spor yaptığını, Elon'un da fit bir insan olmadığını paylaşmış. Ardından Morsh Gamer diye bir kullanıcı da gladyatör ölüm savaşı kazanan diğerlerinin varlıklarını alır şeklinde komik bir yorumda bulunuyor. İşte bu iş esprisinde ama belli olmaz ha. Yarın bir gün çıkarlarsa da yani şaşırmam ben yani böyle bir şeye gelirlerse. Ortaya bir bahis koyacaklar mı yani kazanan ne elde edecek mesela? Yok canım bence öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Bir ya sonraki... bu Mark ne sporu yapıyordu? Bir daha söyle. Jiu-jitsu. Ha bak öğrendim. Arada sırada soracağım sana bu Mark Zuckerberg'in ne yaptığını. Evet. Bir kullanıcı da şey diyor mesela canlı yayın hakları kime ait? Twitter mı Facebook mu? Bu doğru, da mesela da yani, güzel yorumlardan biriydi. Biri de şey yazmış. Jim diye bir kullanıcı. Twitter'da Elon'un yerine Mark'ı destekleyenlerin hepsinin yakında hesapları askıya alınacak. Tam doğru bence. Millet geyiğin dibine vurmuş yani hazır fırsatı i̇nanılmaz, yakalamış. Önüne inanılmaz. Gelince oradan yürümüşler. Peki Elif'ciğim teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Oksijen'de ilginç bir haber var. Sol küçülüyormuş. Seçmenler solu uyuşuk ve elitist buluyorlarmış. Kazanabilecek parti imajını yaratmakta zorluk çekiyormuş sol. Popülist sol rakipler daha romantik gelmeye başlamış. Peki nerede? Türkiye'de değil, Hollanda'da. Avrupa'da genelde böyle bir şey. Batı Avrupa'da 18 seçili ülkede sol parti oyları düşmeye başlamış bak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ben demedim mi? Bize söylüyorsunuz, ben demedim. Bak Avrupa'ya, işte bizimki başarı. Adamlar %20'ye gelmiş. Getir o şeyi, grafiği. Adamlar %20'ye gelmiş. Biz %24 aldık, %26 aldık. Ben biraz önce bu haberi görünce dedim ki ya, asıl konuşmamız gereken CHP'nin başına kim geldi, kim gitti değil. Sol ne? Yani solculuk ne? Şimdi sanayi devrimindeki solla şu anda teknoloji devrimini yaşadığımız bu dünyadaki solculuk anlayışı aynı mı? Yani parkayı giyip bilgisayarın başına geçince solcu mu oluyorsun? Ya da sakalları uzatıp bilmem ne yapınca solcu mu oluyorsun? Ya da rakı kadehini koyunca nasıl Atatürkçü olmadığın gibi. Belki de ezberleri değiştirmek lazım. Yani asıl ihtiyaç biz seninle Muştu bazı şeyleri konuşarak zaman kaybediyoruz. Gerçekten zaman kaybediyoruz. Yani CHP'ye ne olacak? Kılıçdaroğlu gitti mi geldi mi? Tartışma bu olmamalı. Bizim aslında senle mesela bir gün oturup uzun uzun bir parti hayal etmemiz lazım. Bizim gibi 18 yaş kuşağı gençlerin hangi partiye olsa heyecanlandırır? Hangi parti olsa... oy vermek ister. Şu anda bu sadece hani bir de şehirli gençlerin hangi partiye oy vermek ister? Şeydi daha Anadolu'daki gençler hangi partiye oy vermek ister? Yani Türkiye'nin içinde birkaç ülke var aslında. Geçen gün bir harita gördüm. Selçuk Şirin koymuş herhalde Twitter'a. Yani İstanbul şu anda Avrupa'nın 14 ülkesinden daha kalabalık. 14 ülke. Yani bakın nüfusa baktığınız zaman sadece İstanbul'un nüfusu onlardan daha kalabalık. Yani İstanbul'u yönetmek sadece kanalizasyonunu yaptım bilmem ne yaptım değil ki. Bir vizyon aslında. Bir hayat vizyonu da sunuyorsun insanlara. Yani bir şehri yani şu anda dünyada böyle baktığın zaman işte ne bileyim adamlar New York'un nüfusunu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Zaten istesen de çok fazla genişleyemiyor yani. Çizmiş orası dolmuş şu anda şey. Ama yani İstanbul hala genişlemeye devam ediyor. Sağlıklı bir şey de değil bu. Ama genişliyor mu? Genişliyor. Peki biz nasıl bir vizyon olması lazım? Yani şimdi bunların hiçbirini televizyon kanallarında göremiyorsunuz. Kayıkçı kavgası, horoz dövüşü gibi bir şey var. Kılıçdaroğlu gitsin, Kılıçdaroğlu gitmese. Ya Kılıçdaroğlu gitse ne olur, gitmese ne olur Allah aşkına. Yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bu seçimler bize aslında bunu gösterdi. Yeni sözler söylemek lazım. Yeni bir parti kavramı koymak lazım ortaya. Değil mi? Yani daha yani 10 yıl sonrasının dünyasında ne olacak? Nasıl bir dünya olacak? Nerede yaşıyoruz? Şimdi ben
mavi diye ne olacaksın diyorlar. Ben diyorum ki valla bilmiyorum ya. O da bilmiyor. Çünkü 10 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşıyoruz ben de bilmiyorum.